Günaydın, iyi sabahlar. Paranın Rotası ile karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız ve piyasalara bakacağız. Her zaman olduğu gibi yayın koordinatörümüz Özlem Doğaner ile birlikte. Özlem Hanım, günaydın. Günaydın. Hemen başlıklara bakalım isterseniz. Tabii. Gündemde hemen hemen her sektörü ilgilendiren başlıklar var. Önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleriyle başlayalım. Önümüzdeki sene içerisinde biraz daha böyle senenin ortalarında, sonbaharda yüksek oranda enflasyon artık gündemimizden düşmüş olacak dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Ekonomide gelinen noktayı değerlendirdi, rezervlere atıfta bulundu. Dün Denizli İş Dünyası buluşmasında konuştu ve ekonomiyi değerlendirdi. Detaylarına bakacağız. Bu arada Morgan Stanley de Türkiye adına iyimser değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor. Türkiye'ye ilişkin değerlendirme sundu. 20'li seviyeleri göreceğiz önümüzdeki sene Türkiye'de enflasyonu. Bu anlamda bu seviyelere gelirken de yavaş yavaş faiz indirimlerinin başlayacağı kanaatini uluslararası kurum Morgan Stanley ifade ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Enerji Bakanlığı'na ilişkin bütçe görüşmeleri sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar özellikle geçtiğimiz 10 ayda verilen sübvansiyonları dile getirdi ve 2 yılda özellikle 600 milyar TL'yi aşan elektrik ve doğalgaz faturalarında bir desteğimiz var dedi. Bu destekleri konuşacağız. Bu arada Gabar'da 66 milyon varillik yeni rezerv keşfedildiğinin de altını çizdi. Önemli bir husus. Yeni rezerv keşfi var Gabar'da. Boyutu da 66 milyon varil. Irak'ta Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Irak'la işbirliğimiz sürecek. Ticaret hacmimizi arttırmak en büyük gayemiz. Irak'ı önemsiyoruz dedi. İnşaat hususu burada öne çıkıyor ve bu anlamda Türkiye'nin yaptığı inşaatları ve önümüzdeki süreçte artması muhtemel olası hacimleri de konuşacağız. Goldman Sachs altını değerlendirdi. Altında düşüşler var. Ben fikrimi değiştirmiyorum. 3000 doları 2025 yılında ons altın görecek ifadesinde bulunuyor Goldman Sachs. Bakalım geri çekilmeler kalıcı mı olacak yoksa yukarı yönlü bir hareket ons altında başlayacak mı? İşte başlıklar böyleydi. Şimdi gündemdeki bu başlıkları konuşacağız. Önce isterseniz Cumhurbaşkanı Yardımcısının ifadeleriyle başlayalım. Büyümeden rezervlere, enflasyondan gelinen noktaya birçok hususa temas ediyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Enflasyonun düşük olduğu dönemlerde büyüme hızı yükselmişti geçtiğimiz dönemlerde dedi. Büyüme ve enflasyon arasında bir çelişki yok. Bu sürekli dile getiriliyor ama öyle bir şeyden bahsedemeyiz ifadesinde bulunuyor ve enflasyonu düşürmek büyüme ve refah için çok kıymetli diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Çok yaşayın. Teşekkür ederim. Yine ucuna kadar geldi. Evet, sen okurken arada kendimce hapşurmaya çalışıyordum. Biraz galiba hem mevsim dönüşümü hem de alerjik yapımdan dolayı bir arada yayınlarda hapşurmaya çabalıyorum. Şimdi enflasyonla ilgili aslında temel meseleyi söylemiş Sayın Yılmaz. Yani enflasyon düştüğü zaman büyümenin de daha sürdürülebilir ve daha kaliteli büyümenin de ortaya çıkacağı kesin. Şimdi o yüzden enflasyonu düşürmek her açıdan önemli. O yüzden zaten ana mücadele enflasyonla. Ama Türkiye gibi ülkeler hem genç hem de dinamik ekonomisi olan ülkelerde büyümekte, yani büyümemek gibi bir şans da yok doğrusu. Yani böyle büyümeme gibi bir seçenek, daha doğrusu şans demeyeyim. Yani pek çok şirketle konuşuyoruz mesela. Ayakta kalmak için yatırım yapıyorlar, büyümeye çalışıyorlar. Yani hani günü durağan geçirmemeye çalışıyorlar. Böyle bakıldığı zaman zaten oldukça zaten hani hiçbir şey yapmasanız bile büyüyebilecek ülkelerden birisi Türkiye. Hani bir Avrupa ile falan kıyaslamamak lazım bu anlamda. Çok tabii ki geçtiğimiz dönemlerdeki gibi böyle 10'lu 11'li rakamları görmek şu anda çok mümkün değil. Ama sürdürülebilir büyümeyi yakalamak, her sene %5'leri 6'ları bulmak oldukça önemli. Şimdi bu enflasyonla mücadele döneminde dolayısıyla biraz büyümeden fedakarlık ediyorsunuz ama enflasyon düştükten sonra yeniden
büyümenin daha sürdürülebilir, daha kaliteli oranlara gelmesi mümkün olacak. Şimdi tabii burada %4 civarında bir büyüme bekleniyor bu yıla ilişkin. 2025. Pardon, 2025 için bu yılda 3,5'tu değil mi? Evet, 3,5 civarında bir büyüme bekleniyor. Belki o rakamları aşabilir tabii. 3,5'un üzerine de çıkabilir bu yıl için. Her ne kadar sanayi rakamlarında biraz daralmayı görsek de genel olarak ekonominin de hani canlı olduğunu görüyoruz aslında. Şimdi burada tabii önemli olan cari dengeyi tutturabilmek, bütçe açığını dengede tutabilmek, bu rakamlara ulaşılabilecek, hatta hedeflenenden daha iyi rakamlara gelinebilecek gibi de duruyor. Bu arada onu da söylemekte fayda var. Yani orta ve uzun vadede büyüme ve enflasyon arasında çelişki yok sözü zaten bir şekilde bu durumu özetliyor. İhracat için sene sonu beklentisine temas etmiş, 264 milyar dolara ulaşacağımızı vurguluyor. Kur korumalı mevduattan çıkışların hızlandığını vurguluyor. 37.9 milyar dolara geriledi. Brüt rezervler 159 milyar doların üzerini görmüştü. Son gelen veriyle 157.3 milyar dolar ve siz bütçe açığına da değindiniz. 2025'te de %3 civarında bir bütçe açığının olası olduğunu belirtiyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Bir sonraki sene 2026'da ise %3'ün altında bütçe açığı öngörülerine sahipler. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi hazır enflasyon ve makro gelişmeler demişken uluslararası kurumlardan da Türkiye'ye ilişkin bu değerlendirmeler geliyor. Özetlerde ifade etmeye çalıştım. Morgan Stanley Türkiye'ye yönelik bir değerlendirme yayımladı ve oldukça iyimser olduklarını görüyoruz. %20'li seviyeleri enflasyonda takip edeceğimizin altını çiziyorlar önümüzdeki sene için. 20'li seviyeler zaten ekonomi yönetiminin de beklediği seviyeler. Hı hı. Merkez Bankası son enflasyon raporunda önümüzdeki yıl için %21 hedefini koymuştu. Orta vadeli planda 17,5'tu ama o da herhalde revize edilir bir süre sonra. Hani 20'li seviyeler zaten önümüzdeki dönem için ekonomi yönetiminin de beklediği seviyeler olduğunu söyleyelim. Bu noktada uluslararası kuruluşlarında hani ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu politikayı benimsediği ve onunla aynı fikirde olduğunu gösterebilir bu açıklamalar. Enflasyonun gerilemesiyle faiz indirim döngüsü başlayacak diyorlar. Ama yani hani bir yandan da herhalde 2025 için söylüyor bunu. Faiz indirim döngüsünün başlaması beklentisini. Ama Aralık ayında da başlayabileceğini düşünenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor aslında. Bir yandan da tabii özellikle işte net portföy girişleri bu sene 17 milyar dolar oldu. Net ve brüt rezervlerde dikkat çekici artış var. 3 derecelendirme kuruluşu Türkiye notunu 2'şer kademe artırdı. Hani genel aslında tabloyu ortaya koymuş Morgan Stanley. Şimdi son dönemlerde uluslararası kuruluşlardan ağırlarda aslında böyle Türkiye ekonomisine yönelik olumlu raporları görüyoruz. Daha doğrusu önceden görmediğimiz kadar çok rapor görüyoruz. Bu ilgi gösterdiklerini ve izlediklerini gösteren bir tablo. Bazen neden bu kadar çok açıklama yapıyorlar Türkiye ekonomisiyle ilgili diye sürekli ardı ardı da açıklamalar yaptıkları dönemlerde oluyor ama en nihayetinde hani eğer onların açıklama yapması bu not artışlarını falan da hızlandırıyor ve ilgiyi üstümüzde tutuyorsa hiç sorun yok. Zaten hani bir yandan da ekonomi yönetimi ne yapmak istiyorsa o yolda yürüyor. Ve daha çok aslında uluslararası kuruluşlar biraz durum değerlendirmesi yapıyor. Önümüzdeki yıl enflasyon konusunda daha mücadeleci bir yıl olacak aslında. Çünkü belli bir seviyeye geldikten sonra yani şimdi 40'tan 20'ye düşürmek daha kolay olabilir ama 20'den 10'a düşürmek daha zor aslında. Ya da işte oradan 5'e düşürmek daha zor. O yüzden biraz daha mücadele gerektiren bir yıl olacak önümüzdeki yıl, öyle görünüyor. Zaten Şimşek de dezenflasyonist sürecin
devam edeceğini ve 2026'dan itibaren de istikrar sürecinin olacağını söylüyor. Şimdi önümüzdeki yıl daha çok enflasyonla mücadeleyi konuştuğumuz, daha çok faiz indirimlerini konuştuğumuz ve yapısal reformlar adına da yeni adımların atılabileceği bir tablo önümüze çıkacak. Bir yandan küresel anlamda işte Trump gibi bir faktörün daha gelmeden piyasaları çok etkilediğini görüyoruz. Önümüzdeki dönem için bu işte fonların aslında yatırımcının da yönünü belirleyeceği politikalar olabilir. Dolayısıyla onların da etkisi ve piyasalarda bir bollaşma ya da sıkılaşma ne olacaksa bunu tam net olarak ki bollaşmayı bekliyoruz aslında. Daha net bir şekilde görme şansımız olacak. Böylece önümüzdeki dönem aslında 2025 yılı biraz daha mücadeleci bir yıl olacağını söyleyelim. O yüzden hani daha hani bu yıl yoğundu diyoruz ama 2025 yılı zannedersem 2024'ten daha yoğun bir dönem olacak. Daha sert mi geçecek? Bunu göreceğiz. Umarım daha sert geçmez. Ama daha yoğun ve daha mücadeleci bir yıl olacağını göreceğiz. Morgan Stanley gibi kurumlar senenin ilk yarısında da oldukça fazla rapor yayınladılar. Ama işte Haziran'dan biraz da Temmuz'dan bu yana kadar askıya almışlardı. Çok gelmiyordu rapor. Şimdi gerek Morgan Stanley, gerek Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan yine Türkiye ile alakalı raporlar yayınlamaya başladılar. Bu tarz raporlar geldiğinde hisse senedi piyasasında da olumlu hava beraberinde geliyor. Artık seneyi tamamlıyoruz. Belki ilk çeyrekte yine benzer raporlar geldikçe hisse senedi piyasasında da biraz daha o baskı kalkmış olabilir. Yani hisse senedi piyasası biraz garip bir performans sergiliyor bu yıl. Yani hani rapordan etkileniyor diyorsun ama not artışından bile etkilenmediğini gördük. Mesela gri listeden çıkıştan bile etkilenmediğini i̇şte, gördük. Hani Temmuz'a kadar dedim. Temmuz'dan sonra oldu dedikleriniz oldu. Evet, Temmuz yani, itibarıyla. Evet yani böyle bir hisse senedi piyasasının böyle garip bir tutumu var aslında. Yani bu sene çok bence kimsenin de doğru okuyamadığı ve doğru tespit yapamadığını düşündüğüm bir yıl doğrusu. Zor çünkü yani hani neye tepki gösterdiğini de anlayabilmek zor oldu bu yıl. Ama o açıdan da bakıldığı zaman şimdi işte faiz indirimlerinin başlayacağı bir süreç, enflasyondaki düşüşü biraz daha hissedeceğimiz bir süreç ve hani işte o Trump'la birlikte o yatırımcının yeni yani paranın yönünü aradığı bir dönem olacak. Dolayısıyla hisse senedi piyasası biraz daha hareketli bir döneme de girebilir. Bir yandan da tabii pek çok hani yeni hedeflerle şirketlerin yeni bir döneme, yeni bir yıla başladığı bir süreç olacağı için bir de faiz indirimlerini görünce aslında bazı sektörlerin daha da canlanacağını tahmin ettiğimize göre burada bir hareketlilik de olacaktır diye umuyoruz. Bakalım. Bu olumlu gelişmeler nasıl cereyan ediyor? Sektörel açıdan da isterseniz bakalım. Mesela enerji sektörü diyelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın mesajları Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vardı. İki yılda verilen desteklere temas etti ve önemli bir manşet. Gabar'da 66 milyon varil yeni rezerv, petrol rezervi keşfedildiğinin altını çizdi. Enerji sektörünü ara ara burada konuşuyoruz. Ve aslında bu iki yıl içerisinde verilen desteklerin boyutuna baktığımızda da çok büyük rakamlar. 600 milyar TL'yi aştığını görüyoruz elektrik ve doğalgaz için. Evet. Faturaların yani bir kısmı devlet tarafından karşılandı bu süre zarfı içerisinde. Yani şimdi şöyle bir durum var tabii. Önce keşiften başlayalım. Hem denizde hem karada bu keşiflerin olması çok önemli. Neden? Çünkü Türkiye'nin hep söylüyoruz. En büyük cari açık kalemi enerji. Enerjideki o bağımlılığı giderdiğiniz zaman aslında ekonominiz de daha güçlü ve daha bağımsız oluyor. Dolayısıyla her yeni keşif, her alanda, enerjinin her alanındaki her yeni keşif bizim için oldukça önemli sisteme girmesi açısından. Şimdi tabii böyle olduğu zaman şimdi ne kadar çok enerjiniz olursa bu aslında vatandaşınızın da daha ucuza enerji kullanmayı
imkanını getiriyor ve elinizi rahatlatıyor. Şimdi 2023 yılının tamamında 328 milyar lira enerji desteği sağlandı. 10 aylık dönemde elektrik ve doğalgaz faturalarında 275 milyar lira devlet tarafından karşılandı. Malumun bir süre zaten hani Karadeniz'deki keşiften sonra da ücretsiz doğalgaz kullandırıldı. Sonra mutfaktaki doğalgaz kısmının devlet tarafından karşılandığı dönem oldu. Dolayısıyla bu noktada oldukça önemli bir aslında destek verilmiş oldu. Ve de hani o çıkarılan gazın ne anlama geldiğini, ne kadar değerli olduğunu da bir şekilde aslında vatandaşa yansıtmış, paylaşmış oldu hükümet. Burada şimdi tabii 4.1 milyon haneye 8.1 milyar lira elektrik tüketim desteği sağlandı. Doğalgaz tüketim desteği sağlandı. Kömür desteği sağlandı. Şimdi tabii deprem gibi bir maalesef bir felaket yaşadık 11 ilimizde. Onun da etkisi var. Ama ben doğrusunu söylemek gerekirse genel olarak bu desteklerin biraz daha denetlenmesini ve ayrıştırılmasını gerektiğini düşünüyorum. Ve hani evet devlet ihtiyacı olanların yanında olsun. Ama hani destekler konusunda yeni bir planlama yapılması. Villada oturan da gidip enerji desteğinden faydalanmasın. Faydalanmasın evet. Yani bir kategorize edilmesi, tekrar bir gözden geçirilmesi, bu alanda açık varsa, eğer bunu kötüye kullanan varsa onların tespit edilmesi açısından elbette hani bunlar denetleniyorlardır ama biraz daha belki bu sübvansiyonların, genel olarak sübvansiyonların azaltılmaya başlanması ve hani gerçekten ihtiyacı olanlar ayrı ama bir kısmının da bu desteklerden faydalanmak için çalışmaktan kaçtığı, üretimden kaçtığı gibi bir tabloda görüyoruz bazen. Böyle haberler de alıyoruz. O yüzden hani bu noktada devletin bu işin üzerinde birazcık daha durması gerektiğini düşünüyorum. Elbette sosyal devlet, elbette ihtiyacı olan vatandaşın yanında olmalı. Her zaman olmalı, her şekilde olmalı, her alanda olmalı. O ayrı ama bir yandan da bunu işte o ihtiyacı olanların dışında bazılarının da kötüye kullanmasına da imkan verilmemeli. Bu nedenle hani bazen sosyal devlet olurken de bunun aşırıya kaçmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada da hani bunu parantez içinde söylüyorum. Bu verilen destek çok önemli tabii ama bir de bu gözle bakmak istedim doğrusu. Her sektör için bence bu geçerli. Tabii. Tarıma da çok ciddi sübvansiyonlar, destekler veriliyor. Veriliyor ama bir yandan... Takip ediliyor mu? Bir yandan tabii ki ihtiyacı olanlar ve tabii ki hani bazıları da daha çok ihtiyacı olduğunu söylüyor mesela. Elbette ihtiyacı olanlara destek verilmeli. Elbette bazı alanlarda üretimin daha fazla olabilmesi için destekler şart. Çok stratejik konular aslında bunlar, yani enerjide, tarımda. Dolayısıyla hani ülkenin geleceği ve ekonominin gidişatı için de çok önemli. Ama işte bunu bir de kötüye kullananlar var. Bu hani hep söylüyoruz ya etiketlerde o ahlaki problemi yaşandığını. Aslında bazı alanlarda da maalesef var. Hani küçüktür diye bakmamak lazım. Küçük büyük ciddi destekleri, bu destekleri kontrol etmek lazım. Bunu hemen ihracatla ticaretle birleştirelim isterseniz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat müteahhitlerle birlikte Irak'ta. Irak önemli bizim için diyor. Özellikle burada projeler geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Yuvarlak masa toplantısı yaptılar ve bu toplantıda Irak'la ikili ticaret hacmimizi yükseltmek istiyoruz. İmar projelerinde, altyapı projelerinde Irak'ta var olmak istiyoruz dedi. Ki Türk müteahhitler dünyanın her yerinde. Dünyanın her yerinde ve Türk müteahhitleri şu anda Çin'den sonra en çok iş alan müteahhitler. Yıllardır hep bu sıralamayı kaybetmiyorlar. Yani hani büyüklük olarak, iş hacmi olarak bakıldığı zaman aslında biraz daha
düşük olduklarını söylüyorlar. Yani böyle 6. 7. sıradayız ama aldığımız proje açısından bakıldığında 2. sıradayız diyorlar. Şimdi burada tabii rüştünü ispat etmiş bir sektör, müteahhitlik sektörü, Türk müteahhitlik sektörü. Dünyanın her yerinde işte liman da yapıyor, havalimanı da yapıyor, konutlar da yapıyor, köprü de yapıyor, her şeyi yapabiliyor. Ve aslında pek çok yerde riskli olan alanlarda da pek çok yeri inşa ettiğini ve bu anlamda çok önemli projeleri imza attığını görüyoruz. Irak da zorlu bir bölge. Neden zorlu bir bölge? Sürekli bir o çatışmaların arasında kalmış bir ülke olarak tekrar ayağa kalkmaya çalışıyor. Bu açıdan önemli. Bir de tabii daha önemlisi bizim şimdi bu kalkınma yolu projesindeki en önemli ortaklarımızdan birisi Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'la birlikte. Burada yeni bir proje, kalkınma yolu projesini inşa edecekler. Ve burada Türk müteahhitleri de önemli bir pay alacak. Yaklaşık 20 milyar dolarlık bir projeden söz ediyoruz. Dolayısıyla orada yapılacak işler önemli. Her şeyden öte komşumuz ve yeniden ayağa kalkmaya ve yeniden büyümeye çalışıyor. Bu yüzden de yapılacak çok iş var ve işbirliği halinde olmakta oldukça önemli. Tabii yani Türkiye'nin bu anlamda gerçekten ciddi bir know-how'ı, ciddi bir teknolojisi, ciddi bir kabiliyeti var. Bu yüzden de bunu komşularıyla birlikte bir işbirliğine dönüştürmesi de oldukça önemli. İlerleyen dönemlerde yine benzer haberleri eminim göreceğiz ve projeler Türkiye bu bölgelerde geliştirmeyi sürdürecek. Şimdi bir yandan ekonomik gelişmeleri konuşuyoruz. Makro gerçekleri masaya yatırıyoruz. Öte yandan uzun süredir jeopolitik risklerin de bir türlü sona ermediğini biliyoruz. Maalesef. Ve zaman zaman da tansiyon yükseliyor. Şimdi Biden sorunsuz ben gideceğim, koltuk senindir dedi. Beyaz Saray'da geçen hafta Trump'la görüştü ama sanırım pek o kadar sorunsuz da gitmeyecek. Ukrayna'ya uzun menzilli füze kullanması için, Rusya'ya yönelik kullanması için izin verdi. Nasıl bir potansiyel, nasıl bir fotoğraf önümüzdeki süreçte görülecek merak ediyoruz. Ama deyim yerindeyse gitmeden önce Trump'ın başına da büyük bela açarak gidecek herhalde. Evet, bombanın pimini çekti. Evet. Trump'a bıraktı, yani resmen görüntü onu gösteriyor. Ama bunu Biden tek başına mı yaptı? Yani Biden bir başkan olarak Amerika'nın devlet yapısından ayrı hareket edebilir mi? Sanmıyorum. Yani bu aslında Trump gelmeden önce atılmış son adım, Trump'ı istemeyenler tarafından atılmış son adım olabilir. Neden? Çünkü Trump şöyle bir iddiayla geliyor. Ben savaşları bitireceğim. Hatta daha iddialı sözü 24 saatte Rusya-Ukrayna savaşını bitirebilirim sözü olmuştu. Hatta Amerika'dan Putin'le görüştüğü yönünde haberler gelmişti. Kremlin her ne kadar bunu yalanlasa da önümüzdeki günlerde bir görüşme hazırlığı olabilir demişti. Şimdi böyle bir tabloda ve hatta bu arada Zelenski de aslında hani Trump'la birlikte bir barışa daha yakın olduklarını açıklamıştı. Şimdi böyle bir tabloda siz hani barış beklerken bu bölgede hani nihayet artık belki hani çok uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı en azından biter mi diye beklerken bir anda Amerika Ukrayna'ya uzun menzilli füzelerin atılması konusunda izin çıkarıyor. Onu destekleyen Avrupa'dan ülkeler var. Artı bakıyorsunuz Kuzey Kore oradan Rusya'yı desteklerim böyle bir şey olursa diyor. Her tarafta bir gerilim. Tekrar gözler bu bölgeye yöneliyor. Bu hani barış beklerken bu işe bir çomak sokmak durumu aslında. Eğer böyle bir şey olursa hani Trump bunu nasıl karşılar? O gelinceye kadar sonuçta yetki hala Biden'da. Yani geldiğinde bunu nasıl değiştirebilir? Yani o 24 saatte ben bu işi çözerim beklentisi bambaşka bir boyuta mı gider? Maalesef yine bu dönemlerde zaten her şeyde o sözcük kullanılıyor ama 3. Dünya Savaşı sözü gerçekten çok kullanmak istemediğim ve çok kötü bir sonuç. Ama
şöyle de bir tablo var. Şimdi bu topraklarda bir şeyler değişiyor. Yani daha doğrusu bir dünya düzeni değişiyor. Bunu göz ardı etmemek lazım. Burada yeni bir planlamanın, kartların yeniden karıldığı bir dönemin olduğunu göz ardı etmemek lazım. Planları buna göre yapmak lazım, adımları buna göre atmak lazım ve hani duracağınız yeri buna göre seçmeniz lazım. Türkiye bu anlamda hep barışın yanını seçip hep bir orta yolu bulmaya çalışan, işbirliğini, ortaklığı, anlaşmayı, kazan kazan politikasını ortaya koyan bir yapıda Erdoğan. O yüzden hani daha temkinli ve itidalli davranıyoruz her kesime karşı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da öyle oldu. Ve iki tarafı buluşturan da işte ihtiyacı olan güçsüz ülkelere Ukrayna'dan tahılın taşınması konusunda da hatta Rusya'nın sıkıntı çektiği zamanlarda Batı'dan dolayı bir orta yol bulmak konusunda da hep masada olan ve o masanın devrilmesine izin vermeyen taraflardan taraf oldu Türkiye. Bu açıdan oldukça önemli bir duruşumuz var. Ama dünyada birileri sürekli bir savaş çıksın, sürekli bir silahlar susmasın ve böylece başka yollardan kazanalım istiyorlar. Onları durdurmak gerekiyor asıl. Evet. Bu konuyla alakalı bir değerlendirme daha alalım. Tabii ki alalım. Telefon attığımızda Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz var. Hocam hoş geldiniz Zeynep. Günaydın. Günaydın. Size de Özlem Hanım'a da, izleyicilerimize de. Teşekkür ederiz. Neler oluyor? Bu son hamle ne anlama geliyor? Biden gitmeden uzun menzilli füze kullanması için Ukrayna'ya izin verdi. Bu ne anlama geliyor? Evet, şimdi tabii önemli bir gelişme birincisi. İkincisi, savaş sahada göründüğünden daha farklı bir yere de evrildi. Trump'ın seçilmesiyle birlikte, yani bir geçiş dönemi var 2 aylık. Ve bu geçiş dönemi aslında Ukrayna Savaşı'nı bitirmeyi vaat eden bir başkana geçiş dönemi. O nedenle de savaşan taraflar ve savaşı destekleyen veya işte bu savaştaki pozisyonunu belirleyen taraflar için yeniden pozisyon alacakları bir 2 aylık süreç var. O nedenle bunu da etkileyebilen bir karar ya da daha doğrusu bu ortamda verilmiş bir karar. Tabii ki kesinlikle bir el yükseltme, ciddi bir el yükseltme. Ama bu el yükseltme silsilesi Ukrayna Savaşı'nda yabancı olduğumuz bir silsile değil. Ukrayna Savaşı zaten çok ciddi el yükseltmelerle geçen bir savaş. Bu çok ciddi el yükseltmelere bir halka daha eklendi. Biz biliyoruz ki yani 3. Dünya Savaşı'nı falan anmanızın sebebi o. Rusya Federasyonu taktik nükleer silahlara sahip olduğu için ve bu konuda bir el üstünlüğü olduğu için doktrini de buna uygun olduğu için silahları kullanmaya, nükleer doktrini ve Putin ve çeşitli Rus yetkililer bu el yükseltmelerin bir aşamasında bu silahları kullanabileceklerini belirttikleri için yani bu el yükseltme ve bu el yükseltmenin yönetimi, çünkü Rusya bu ana kadar silahları kullanmadan ama silahları kullanma korkusu yaratarak eğer Trump'ın seçim süresince verdiği, ya yani kendisi söylemedi ama işte Vance'in falan açıkladığı şekilde savaş sona ererse kazançlı görünebilecek bir şekilde savaşı yönetmiş olacak. Yani dolayısıyla bu el yükseltme karşısında korku yaratma ve savaşı eğer bitiş aşamasına doğru geliyorsa kazançlı bitirmek konusunda, öbür tarafta çok Ukrayna'da çok kayıpla bitirmemek konusunda siyasi bir pozisyon da almak zorundalar. Askeri pozisyon almanın dışında. Onunla da ilgili bir süreç bu ATAKEM'lerin verilmesi. Şimdi ATAKEM'ler tabii uzun menzilli silah olarak nitelendiriliyor. Yani basına da öyle yazdı. Evet. Yani dün Peskov'un açıklamalarına baktığımızda, yani Peskov'da tabii hani el yükseltmeyi gördüklerini belirtiler Rusya adına.
Ama yani teknik olarak uzun menzilli silah ve Lockheed Martin'in ürettiği bir silah bu. Tam uzun menzilli silah kategorisine giriyor mu? O biraz teknik açıdan şüpheli. Yani tabii Batı'da Rusya'nın kırmızı çizgilerinin etrafında dolaşmayı tercih ediyor. Bir kuru füzesi değil yani karşımızdakiler. Ama tabii 190 mil uçuyor. Yani dolayısıyla ve özellikle karşı rakibin lojistik merkezlerini işte Ukrayna'yı vurmak için kullandığı mevzileri vurma evet. kapasitesine sahip. Dolayısıyla bu anlamda biliyorsunuz fark etmişsinizdir Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarının dozunu arttırdı. Donbass'ta da ilerliyorlar zaten yani yavaş yavaş ilerliyorlar ama ilerliyorlar. Bu anlamda bir gün pazarlık masasına oturulacaksa Rusya'nın elinde kontrol ettiği bayağı bir değerli alan olacak bu gidişte. Hatta bu alanı bu iki ay içerisinde arttırmayı düşündüğü yani değerli alanlarına başka değerli alanları eklemeyi düşündüğü izlenimini de ediniyorum. Sonra bir de Kursk meselesi var. Tabii Kursk'taki Ukrayna işgali devam ediyor ama oradaki... Hocam hiç vaktim kalmadı. Birkaç cümleyle toparlamanızı rica edeceğim. Yani şöyle, sahada belki çok şey değiştirmez ama sahadaki bu iki aylık yani çünkü Rusya'nın tamamen karşı tarafa vurma kabiliyetini yok edecek hüzeler değil bunlar. Ama baktığınızda sahadaki Kursk'taki ve Rusya'nın Ukrayna içindeki vuruş kabiliyetinde belli bir aksamaya neden olabilir. Ama daha çok verilen mesaj askeriden ziyade siyasi, politik ve psikolojik bir mesaj. Ve ayrıca Avrupa'nın benzer şekildeki yardımının önünü de açabilir. Tabii ki Trump'ın evet. elini zorlaştırabilir. Pazarlık masasında onun eline bir kart daha ekleyebilir. Bu tarafların birbirinin bu yaptıkları adıma nasıl cevap vereceklerine bağlı. Hocam teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Sağ olunuz. İşine korkmaz bu sizlerle birlikteydi. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Can Baydıroğlu da bizlere katılacak. Doktor Can Baydıroğlu, Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Siz bu gelişmeyi nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni başkan Ocak ayında koltuğa oturunca buna nasıl bir çözüm bulacak? İşler karıştı mı? Oldukça karışıyor. Yani çünkü yani Trump neydi şeyi, Trump'ın yaklaşımı? Kuzeydeki savaşı bir an önce bitirmek, aşağıda İsrail'e tam destek vermek. Orta Doğu'yu da şekillendirdikten sonra Çin'e karşı da bir ticaret savaşına girmek gibi üç maddede sıralayabileceğimiz bir yaklaşımı vardı. Ancak bu gelişmeyle beraber Biden, Trump'ın kucağına bir bomba bırakıyor aslında. Yani herhalde öyle okumak gerekiyor. Tabii Ukrayna bunu nasıl kullanacak? Rusya'nın tepkisi ne olacak? Çünkü yine bakıyoruz Rusya cephesinden yapılan açıklamalarda eğer Ukrayna bu yola başvurursa biz doğrudan doğruya Amerika'yı savaşa girmiş sayarız. Amerika'ya karşı ve Avrupa'ya karşı cepheyi genişletiriz manasına gelecek açıklamalar geliyor Kremlin'den. Dolayısıyla oldukça karmaşık bir yere hatta acaba 3. Dünya Savaşı senaryosu mu şu anda yaşama geçiriliyor diye düşünmeye başladık. Yani belki de yani Biden demeyelim ama şu anda Amerikan yerleşik düzeni görevi Trump'a devretmeden önce yapabileceği son kozlar neyse onları oynamaya çalışıyor. Fakat çok tehlikeli bir oyun olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Yani tekrar özellikle bizim açımızdan da şey çünkü Rusya sadece Amerika'yı değil, bütün NATO ülkelerini de tehdit ediyor. Dolayısıyla sınırlarımızdaki bir sıcak çatışmanın acaba bize sıçrar mı, sıçramaz mı endişesini de herhalde taşımak da gerekiyor. Yani oldukça zor bir görüntü. Yani hani pek sevmemekle beraber ya şu Trump görevi bir an önce devralsa da ne yapacaksa yapsın şu savaşı sonlandırsın demek durumunda kalıyoruz. Tabii bir de
O da yetmiyor gibi. İşte Kuzey Kore'de şu anda silahlı şey ordusuna teyakkuz emri verdi Kuzey Kore Başkanı. Dolayısıyla savaşın farklı boyutlara yayılma riski de karşımıza çıkıyor. Öyle bir görüntü içindeyiz. Bıraktığınız noktadan ilerleyelim. Kuzey Kore'den açıklama geldi. Şimdi Trump ne mesaj verecek merak ediliyor. Rusya'dan henüz Trump, daha doğrusu Putin'den tam anlamıyla bir mesaj görmedik. Putin'in ve Rusya'nın yaklaşımı nasıl olabilir? Trump sık sık sosyal medyadan açıklamalarda bulunuyor. Nasıl yaklaşacak sizce bu sürece? Yani Trump yerine şeyler konuşuyor şu an. Yani Putin yerine Kremlin konuşuyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuşuyor. Trump yerine de kendi işte getireceği kabinesi konuşmaya başladı. Yani doğrudan doğruya Biden şeyi suçluyor. Yani pardon Biden'ı suçluyorlar. Yani bu savaş senaryosu eğer Ruslar karşılık verirse ne olacak kardeşim diye suçlamaya başladılar. Öteki tarafta da Putin henüz konuşmadı ama Kremlin konuşuyor, onları konuşturuyor. Yani işte topyekun bir savaş tehdidiyle şey yapıyor, ortaya topyekun savaş tehdidini koyuyorlar. Yani işte Avrupa'ya, Amerika, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşa dahil olmuş görürüz. Zelenski bizim için sizin piyonunuz anlamına gelen yaklaşımlar var. Kullanılacak füzeler de sonuçta Amerikan füzeleri. Yani 300 kilometre, yanlış bilmiyorsam çok silah sanayinden anlamam ama 300 kilometre menzilli füzelerden bahsediyoruz. Daha da riskisi herhalde işin giderek nükleer boyut kazanması olur. Yani umarız bütün bu korku senaryoları bir an önce dağılır ama şu andaki görüntü hakikaten hiç o iç açıcı değil. Onun da altını çizmekte yarar var. Uzun süredir 3. Dünya Savaşı tabiri kullanılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yapmış olduğu açıklamalarda benzer mesajlar veriyor. Tetikte olmalıyız, tetikteyiz diyor. Siz bunu ne kadar yakın görüyorsunuz? Bu karmaşıklık bu açıdan ne anlatıyor? Yani aslında belki de 3. Dünya Savaşı çoktan başladı. Ama hani alıştığımız tür savaş değil, vekalet savaşları şeklinde ortaya çıktı, tezahür etti. Şimdi acaba vekillerin ortadan kalkıp esas aktörlerin işin içine girmesiyle mi bunun ismini tam olarak 3. Dünya Savaşı koyacağız? Şimdi o noktadayız. Yani vekalet savaşları artık sonlanmak üzere. Ukrayna'yı da bir vekil olarak görmek mümkün. İşte doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nin uzantısı, kuklası olarak herhalde şey yapmak yanlış olmayacak. Yani şu anda yerleşik Amerikan düzeni diyelim. Daha Trump'ın ne yapacağını bilmiyoruz ama Biden ve çevresinin yapmaya çalıştığı şey Putin'i mümkün olduğu kadar güçsüzleştirmek ve bir risk unsuru olmaktan çıkartmak. Bunun için de son kozlarını oynuyorlar belki de. Ama bu kozu oynamak hakikaten bir topyekün savaş tehdidini de ister istemez aklımıza getiriyor. Peki şimdi burada Avrupa'nın tutumunu da belki konuşmak lazım. Çünkü özellikle Rusya'ya yönelik çok ciddi yaptırımlar da bulunmuşlardı. Şimdi Trump'ın gelmesi ve bir barış ortamı sağlaması ihtimali ne kadar yakınız sizce bu adımdan sonra? Ve bu adım acaba Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarını da biraz hafifletmesine doğru yeni adımlar getirir mi? Özellikle de enerji sıkıntısının baş göstereceği kış aylarına girerken. Yani zaten Avrupa'da yaşanan bütün güçlüklerin temelinde baktığınızda Rusya-Ukrayna savaşı ve bahsettiğiniz enerji krizi yatıyor. Yani Rus doğal gazına ulaşamamak Avrupa Birliği ülkelerini çok daha pahalı enerji kaynaklarına yöneltti. Bunun da yarattığı bir ekonomik sorun var. Bir de tabii ki savaş tehdidi
Avrupa Birliği ülkelerini ilk defa refah toplumu projesinden vazgeçip güvenlik toplumu projelerine doğru itmeye başladı. İşte Almanya geçtiğimiz yıl, bu yılda benzeri olacağını biliyoruz. 100 milyar euroluk savaş sanayine yatırım yaptı. Fransa keza onu takip etti ve öte yandan da ucuz Rus enerjisine ulaşma imkanları ortadan kalktı. Yani Avrupa Birliği ülkeleri her ne kadar işte Almanya, Fransa, İngiltere, özellikle İngiltere Ukrayna'yı Rusya'ya karşı destekliyor görüntüsü verseler de aslında bir an önce savaşın bitmesi ve tekrar hayatın normalleşmesinin peşindeler. Çünkü ekonomi bozuldukça bu sefer Avrupa Birliği ülkelerinde başka bir endişe, aşırı sağın yükselmesi ortaya çıkmaya başladı. Aşırı popülist sağ şu anda Avrupa'da hiç olmayacak şekilde yeni ulusalcı akımlara ve birlikten ayrılma noktalarına kadar ülkeleri sürükleme tehdidini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin çıkarı olarak bu işe bakarsak genel itibarıyla ülkeden ülkeye bazı değişiklikler olabilir. Savaşın bir an önce bitmesi ve savaş riskinin ortadan kalkması en büyük beklenti. Ama yine görüyoruz, yani bugün yapılan açıklamalarda Fransa ve İngiltere Ukrayna'nın arkasında saf tutmuş gözüküyorlar. Yani bu aslında giderek bir çılgınlığa doğru gidiyor. Yani onu da altını çizmemde yarar var. Bakalım önümüzdeki günlerde fotoğraf bizi nereye götürecek. Teşekkür ederiz hocam kıymetli görüşleriniz için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Piyasanın açılışına az bir süre kaldı. Bir araya gidelim Özlem Hanım. Aramız var. Aradan sonra buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasanın açılmasına az bir süre kaldı. Info yatırıma gideceğiz. Bizlerle birlikte info yatırım analisti Oğuzhan Bıkmaz olacak. Günaydın, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler, sağ olun. Nasıl bir görünüm var VIOP kanadında açılışta? Bu borsaya, BIST yüz kanadına nasıl sirayet edebilir? Nasıl açılış beklersiniz? Evet, VIOP tarafında da aldığımız sinyaller dahilinde hafif pozitif yatay bir görünüm var borsa tarafında. Henüz güç kaybetmiş bir görünüm yok. Yani Trump seçildiğinden beri, ardından biz enflasyon raporunu aldığımızdan beri borsada dipten sekiş anlamında güçlü bir fiyatlama oldu. Çok da hızlı geldik buraya kadar. Tabii bugün, bu hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağız. Yani orada büyük bir sürpriz yine beklenmiyor ama piyasada genellikle o hafta içinde, faiz kararı haftası içinde faiz kararı gelene kadar yön konusunda majör bir tayin olmuyor açıkçası. Piyasa burada bir hani beklenmedik bir şey gerçekleşir mi diye temkinli halini sürdürüyor oluyor. Merkez Bankası daha taze inputlarını verdi açıkçası piyasaya. Enflasyon raporu sunumunda iyimserliği, biraz yumuşaklığı piyasa tarafından pozitif bulundu. Özellikle enflasyon düşüşü konusundaki iyimserlikleri ve buradaki bunun dahilinde muhtemelen daha yakın bir vadede olduğu netleşen faiz indirim döngüsünün başlamasına dair piyasa olumlu mesajlar aldı orada. Trump'la beraber başlayan yükselişin ardından özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve bankalarla birlikte güçlü bir piyasa gördük. Yani henüz 9400'ler civarında takılmış olsak da burada yoğun bir maliyetlenme bölgesi var. Güç kaybetmiş durumda olduğunu borsanın pek söyleyemem açıkçası. Dediğim gibi Perşembe günü faiz kararına kadar da biraz böyle yatay kalma hali devam edebilir. Burada yani pozitif bir sürpriz gelirse, biraz yani Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerine dair, daha iyimserleştiğine dair veya metinde tonda bir miktar yumuşama olursa, bu gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve bankalardaki pozitif fiyatlamanın devamı oluşma ihtimali olduğunu tahmin ediyorum. Dediğim gibi bu biraz sürpriz olur. Çünkü daha geçen hafta, daha önceki dönemde enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın inputları almıştık. Yani söylemlerin çok değişmesini beklemiyorum ama yani hem negatif hem pozitif yönde. Biraz fiyatlamanın ne olursa ne olur şeklinde yansımasını vermeye çalışıyorum. Biraz da negatif yönü tabii ki sürpriz çıkarsa da, yani biraz daha temkinlilik tonunu artırırlarsa da, bu şimdiye kadar hızlı gelen fiyatlamada tabii ki realizasyonla karşılaşma ihtimali olabileceğini söyleyebilirim. Biraz küresel gündemden yine etkilenme durumları söz konusu piyasamızda. Burada baktığımız zaman
Trump'ın seçilmesiyle birlikte Rusya-Ukrayna bölgesinde hani özellikle Ukrayna'nın fonlanmasının kesilmesi, oradaki savaşın bitirilmesi fiyatlanıyordu. Bizim borsada da Rusya'da ve Ukrayna'da operasyonu olan şirketlerde pozitif bir güçlü fiyatlama görmüştük bir iki hafta boyunca. Şimdi tekrardan Ukrayna'nın Rusya'yı vurmaya başlamasıyla oradaki çatışma hararetlendi açıkçası. İşte doğalgaz vadeli fiyatlarında yükselmeler görüyoruz. Aynı şekilde bizim primlenen Rusya ve Ukrayna bölgesinde operasyon gösteren şirketlerimizde de bir geri çekilme, düzeltme durumu var. Buralarda oynaklıklar fazla olabilir. Oradaki gündem biraz yoğun, geri çekimler oluşabilir şeklinde piyasayla alakalı yani grup bazlı yorumlama yapabiliriz. Ama dediğim gibi perşembe gününe kadar biraz daha yani güç kaybetmemiş ama yatay seyreden ve piyasa beklediğimi söyleyebilirim açıkçası. Bizim görünümümüz genel olarak özetle bu şekilde. Hangi bant aralığını peki yatırımcı burada takip etsin? Bir de gayrimenkulle bankalar olası senaryolarda ifadelerinizde yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın zaferiyle birlikte bankalar öncülüğünde bir hareket gördük. Ama BIST 30 şirketlerinin geneline de yayılmadığını bunu takip ettik. Olası kırılımlar sonrası, yukarı yönlü kırılımlar sonrası BIST 30 şirketlerinde temeli ve tekniği iyi olan şirketler de bu harekete eşlik edebilecek mi? Bahsettiğim gibi biraz daha baskı altında kalmış olan yani yüksek faiz denkleminden negatif etkilenmiş olan taraf özellikle finansal kesim bankalar olmuştu. Tabii ki burada özel bankaları yine ön plana çıkarıyoruz. Zaten yabancı ilgisinin olduğu grup. Ama bir taraftan katılım bankaları tarafında aslında dipten dönüş anlamında faaliyette bir miktar daha iyileşme var. Şimdi özel bankalara dönecek olursam orada bir uyarı daha yapmak lazım aslında. Sizi söyleyince de hatırladım. Geçtiğimiz hafta da yapı kredi tarafında biraz anormal fiyatlanma olmuştu. Tekrardan onun satılabileceğiyle alakalı dedikodular güçlenmeye başladı. Bu tarz durumlar volatiliteyi artırıyor. Yani haberin dedikodunun doğru çıkması da yanlış çıkması da biraz düzeltmeye sebep olabiliyor. Yani yanlış çıkarsa hani beklentinin boşa çıkması, doğru çıkarsa da beklentiyi al gerçekleşeni sat şeklinde bir fiyatlamaya tabi olabiliyor. Ama genel trend anlamında dediğim gibi buradan sonra aslında yüksek faiz baskısının azalması banka grubuna pozitif yansıyacaktır. Oradaki net faiz marjı, daralmakta olan net faiz marjını iyileştirecektir beklentisi var. Onun dışındaki BIST 30 gruplarında sanayi grubunda hala görünümü çok iyileşeceğini düşündüğümü söyleyemiyorum maalesef. Bir miktar geçtiğimiz döneme göre iyileşme olabilir. Özellikle sanayi tarafından aldığımız sinyallerde şimdiye kadar yüksek faiz ortamında biraz stoktan yeme durumu olduğu için sanayi şirketlerinde siparişler bir miktar yavaşlamıştı. Ancak bu stoklarda artık bitme seviyelerine yaklaştıkça tekrardan bir miktar orada siparişler hızlanma var. Zaten PMI rakamlarına da bunun yansıdığını gözlemliyoruz. O sebeple iç talepte biraz daha güçlü olan şirketler, iç talep, iç piyasaya çalışan borsa şirketlerimizde. Borsa açıldı. Oğuzhan Bey, bir açılışa bakalım sonra devam edelim. %0.3'lük bir yükseliş var borsada açılışta. %0.38'lik yükselişte 9.430 açılış rakamı olarak kayıtlara geçti. Bazı sektörlerde de benzer bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Bankalarda, hizmetler endeksinde bu yükselişlerin açılışta var olduğunu ifade edelim. Nasıl buldunuz açılışı Oğuzhan Bey? Evet, dediğim gibi görece yatay diyebileceğimiz bir piyasa var burada. Yani majör bir şekilde bir yön yok ama yani negatif olan hisse sayısı da yani çok sınırlı. Piyasa hani iyimserliğini devam ettirdiğini söyleyebiliriz bu açılışla birlikte. Tabii ki beklentiler dediğim gibi 8600-8700'lerde muhtemelen buralarda dediğimizden beri beklediğimizden daha hızlı bir toparlanma oldu ama piyasa biraz daha iyimserlik yönünde fiyatlamada olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle dediğim gibi makro tarafla alakalı, Merkez Bankası'ndan aldığımız inputlarla alakalı. Ama şu an içinde hani böyle yükseliş yönünde de olduğumuzu da söyleyemiyorum. Biraz bekle gör halinde haftalık periyotta baktığımızda. Sanayi tarafından bahsediyordum. Dediğim gibi yani bir miktar iyileşme gelebilir orada. PMI'lardan gelebilecek yani en yakına göre iyileşme yine borsada iyi bir moral olabilir düşüncesindeyim. Burada biraz hafif toparlanma beklentim var ama genel görünüm itibariyle işlerin hala yolunda olmadığı, biraz böyle siparişlerin zayıf olduğu, nakit sıkışıklığının olduğu dönemi yaşamaya devam ediyoruz. Burada savunma sanayi zaten bir süredir pozitif ayrışıyor. Bu tarafın güçlü kalmaya devam etmesini beklediğimi söyleyebilirim. Biz de zaten kurum olarak sık sık bu tarafta önerilerimizi iğneliyoruz. Tekrar işte Orta Doğu'da gündem sıcak oluyor. Şimdi tekrar Rusya-Ukrayna tarafında gündem sıcak oldu. Orada bakiye siparişler çok yüksek vesaire. İşte iç talep daralmasından etkilenme durumu yok.
O taraf pozitif devam ediyor. İç talepten yani son tüketiciye, perakendeye hizmet veren şirketler tarafında da son çeyrekte, üçüncü çeyrekte yavaşlamalar, ciro bazlı enflasyonun altında büyümeler, marjlarda daralmalar gözlemledik. Bu muhtemelen yılın son çeyreğinde de devam ediyor olacaktır. Tabii ki burada da asgari ücrette yılın ortasında yapılmayan zamların etkisi var. Ve biz zamanla bu TÜFE rakamının da aşağıya gelmesini bekliyoruz açıkçası. Nasıl bu perakende şirketler cirolarını enflasyonun altında bitiyorsa, bu büyümeler bir noktada enflasyonun kendisi olmak durumunda olacaktır açıkçası. Oradaki fiyat rekabeti gerçekten etkili oluyor. Telekomünikasyon tarafı biraz ivme kaybolmakla birlikte hala pozitif devam ediyor. İşte yine gayrimenkul GYO'lar tarafındaki temaya yine büyük şirketlerimiz muhtemelen buradan sonra eşlik ediyor olacaktır. Konut satışlarında rakamlar yine tekrardan canlanmaya başladı. Yani aynı borsada olduğu gibi aslında, borsa yatırımcısının faiz indirimi beklentisini fiyatladığı gibi, borsanın dışındaki yatırımcı da konut yatırımı tarafında yavaş yavaş yönelmeye başladığını değerlendiriyoruz. Burada özellikle uzun bir süredir mevduat veya para piyasası fonundan nem alınan yatırımcı yavaş yavaş böyle dip fiyatlardan maliyetlenmeye çalışarak orada hareketlenmeye yaratmaya başladı. Bunun yansıması da borsaya doğal olarak GYO'lar tarafında oluyor. Yani havacılık tarafında şirket bazlı ayrışmalar olmakla birlikte veriler, yer hizmetleri ve biraz daha low cost, ucuz uçak şirketleri tarafında güçlü gitmeye devam ediyor. Bu temaların devam edeceğini bundan sonraki dönemde de tahmin ettiğimi söyleyebilirim açıkçası. İnfo yatırım analisti Oğuzhan Bıkmaz bizlerle birlikteydi. Oğuzhan Bey teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Sağ olun. İyi seanslar. Hemen bir sektörlere bakalım. %0.38'lik yükselişle yeni güne merhaba dedi BIST 100 endeksi. Peki sektörel açıdan nasıl bir başlangıç oldu? Bankalarda yine yatay bir performans açılışta görüyoruz. Yatay pozitif, sanayi endeksinde, mali endekslerde ufak ufak yükselişler var. BIST Banka endeksi %0.46 artıda başladı. 13.237 son görülen seviye. Sanayi endeksinde 12.573 puan seviyesi var. %0.4 artıda. Turizm 1.301 puan seviyesinde. Teknoloji sınırlı yükseliyor. Gayrimenkul %0.12 artıda. Spor çok yatay. Diğer sayfaya da bakalım. Endekslerin geneline yayılan bir alım var açılışta. Sigorta %0.28 artıda. Gıda %0.46 primli. Madencilik 6.241 puan seviyesinde. Kimyada %0.19'luk yükseliş var. İnşaat yarım puanın üzerinde alıcılı. Bilişimde de 4.715 puan seviyesini görüyoruz. Bir de barlara bakalım. 100 şirkette görünüm nasıl? Vakıfbank, yatay pozitif, Vestel, Çimsa, CV Enerji, Mia Teknoloji, Türksel, Eczacıbaşı, İlaç, Dohol, Odaş, Gesan, Ereğli, Aksa, Mavi, Enka bir anda yemyeşil oldu. Evet, yenilendi herhalde teknik olarak. Yükselişlerin boyutu ama, %90'ı buluyor. Evet ama en yükseği %1'ler seviyesinde. Yani, evet, Enka. O yüzden yatay bir gün olacak gibi görünüyor. Ford'la alakalı bedelsiz sermaye arttırımına ilişkin haber vardı. %900 oranında %0.55'lik bir artış var orada. İş Bankası yarım puan artıda. Migros %0.53 yükseliyor. Sasa, Batı Çimento, Tofaş, Pegasus, BİM, Türksel, Türk Telekom, TSKB, Aksen, Gesan yükselen şirketler arasında yer alıyor. Türkiye Sigorta 12 lira 80 kuruşta. Oyak Çimento yine yükselenler arasında. Düşenlere baktığımızda EO Teknoloji, CV Enerji, Eczacıbaşı İlaç, Çelebi, Koç Holding, Peker, Petkim, Smart Güneş Enerjisi, Tekfen, Anadolu Sigorta ve Obama Karna açılış sonrasında yatay negatif bir fotoğraf çiziyor yatırımcıya. Yenilendikçe sayısı da artıyor. BIST 100'de yer alan şirketlerde yükseliş bakımından %0.33'lük bir artı var. 9.425'te şu an itibarıyla görülen seviyeler. Endekste bakalım seansın devamında nasıl bir görünüm söz konusu olacak. O zaman teşekkür ediyoruz bugün için. Güzel bir gün olsun. Güzel bir gün olsun. Buraya nokta koyuyoruz ama birazdan devam edeceğiz. Ekonomi notlarıyla karşınızda olacağız.